Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö açıkladı, kaderimiz Türkiye'nin ellerinde. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli, ülkesinin kaderinin Türkiye'nin elinde olduğunu resmen itiraf etti. Finlandiya parlamentosunun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat tarihinde onaylamayı kabul etmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Sauli, ülkesinin kaderinin Türkiye'nin elinde olduğunu açıkladı. 28 Şubat kararının kendi iradesini ifade ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin irademize karşı tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elindedir" şeklinde konuştu. Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesi kesin gözüyle bakılıyor. Zira milletvekillerinin neredeyse tamamı adayla sıcak bakılırken üyelik yarışında yasanın Finlandiya'nın İsveç'in bir adım önüne geçecek olması da kabul edilmesini daha da mümkün kılıyor. Geçen Mayıs'ta Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya devletinin Ukrayna işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini terörist gruplar barındırmakla beraber suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı. Başvurusunu geri çekmek istemedikleri ve çekmeyeceğini söyleyen Fil lider, Türkiye'nin İsveç'e Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edebileceklerini de sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yaptığı en son hamlesiyle beraber bu alçaklığa resmen büyük bir cevap vermiş oldu. Finlandiya'yı NATO'ya kabul edeceğini ama İsveç'i kesinlikle hiçbir zaruret durumunda dahi olsa kabul etmeyeceğini söyleyen Erdoğan, büyük bir ders vermiş oldu. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.